Neye devam edeceğiz dersen bir konu işler kötü gidiyor. İşler o kadar iyi gitmiyor gerçekten. Ahmet, hazır mı videolarımız bizim? Hadi bakalım, ver bakalım bir. Önce şu şeyi verelim. Bodrumlu esnafı verelim. Bodrumlu esnafı bir konuşalım. Bakın işlerin iyi gitmediğinin bir başka göstergesi. Bodrum, turizm cenneti dersiniz. Her şey için önemlidir. Turizm geldiğinde, yaz ayları geldiğinde insanlar orada turizmden zengin olmak veya para kazanmak isterler. Zengin olmak değil mi ama para kazanmak isterler. Al, Bodrumlu bir esnafın söyledikleri. Ver bakalım abi. Nasıl gidiyor işler? Gitmiyor. Yok. Enflasyon, fiyatlar, Avrupalı bile bu fiyatı yüksek diyor. Yok yani. Geçen sene nasıldı? Geçen sene, yani bir önceki sene çok iyiydi. Geçen sene yine bir fiyat yükselişiyle beraber bir düşme olmuştu ama bu şu aralar hakikaten çok kötü. Sokağın görüntüsünden anlayacağınız gibi yok. Gemiden gelenler oluyor mu buraya? İniyorlar ama gemi misafiri inerken termosuyla beraber iniyor. Suyunu dahi bizden almıyor. Ne olacak peki böyle? Ne yapılmalı sizce? 2 sene içerisinde Bodrum bitecek çok şükür. Çözümü bizde değil de ilgililerde diyorum. Peki. Şimdi bakın. Bu hanımefendi diyor ki gemi geliyor mu diye soruyor muhabir arkadaş. Geliyor ama termosuyla birlikte iniyor aşağı diyor. Şimdi bir başka video daha gelecek ekrana. Orada da Belçikalı bir vatandaş Türkiye'ye, Türk gurbetçi, Türkiye'ye tatile geliyor. Ama artık Türkiye'de tatilin yapılamayacağını söylüyor. Çünkü hayatın pahalı olduğunu söylüyor. Bir de o videoyu izlettirelim. İşler iyi gitmiyor yani. Belçika'dan geliyorum. Yunanistan'a uğradık. 4 geceliğine her şey dahil. Denize 0. 20.000 TL para tuttu. Burada otelden fiyat aldım. 4 gece 5 gündüze 146.000 TL fiyat çıkarttı. Yunanistan'ı tercih ettik. 20 senedir Türkiye'ye gelen Belçikalı arkadaşlarım bu sene gelmiyorlar. Sebebi de pahalı. Zamanla Türkiye'ye bile gelmezler. Biz çocuklarımızın yanında ya bu pahalı, bu dondurma pahalı, şu kola pahalı, yemek pahalı diye onlar da öyle görüyorlar. Diğer ülkeyi seçerler. Ya bu sadece bu arkadaş için geçerli değil. Bizde Türkiye'de tatil yapmak isteyenler için de geçerli. İnsanlar Türkiye'de tatil yapamıyor. Neden? Yapıyor. Ama pahalı olduğunu da biliyor. Yani gücü yetebiliyorsa, bir pasaport da çıkartabiliyorsa, kabulde görürse ben diyor Yunan'a giderim, adaya giderim diyor, adalara giderim diyor, daha ucuza tatil yaparım diyor. Ve bugün gidin İzmir'deki, ne bileyim Marmaris'teki, Bodrum'daki, biraz daha aşağı edin, Kaş'taki, Kalkan'daki yerlere bakın. Yerli turistin fazla olduğunu göreceksiniz. Yerli turist daha fazla. Yabancı turist maalesef yok. Çünkü pahalı bir ülkeyiz ya. Çok pahalı. Düşünsenize Euro ile kazanan Alman'ı veya ne bileyim sterlinle kazanan İngiliz'i buraya gelip tatil yaparken artık Türkiye pahalı diyor. Ya biz ne yapalım? TL ile kazanıyoruz. Türk parası kazanıyoruz ve Türk parası olarak kazandığımız ülkede astronomik fahiş fiyatlar karşısında yemek yiyoruz veya içecekleri alıyoruz veya karnımızı doyurmaya çalışıyoruz, konaklama yapmaya çalışıyoruz, akaryakıt almaya çalışıyoruz. TL ile kazanıp fahiş fiyatlardaki o ürüne ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi hazine, özür dilerim, dün TÜİK Başkanı çok konuşuldu. Önemli bir isim Erhan Çetinkaya. Erhan Çetinkaya'nın şöyle bir açıklaması var. Dün de dile getirmiştim size. Enflasyonda %75 ile 45 arasında can yakıcılığı arasında fark yoktur diyor. Ha, %75 de olsa diyor, %45 de olsa, şu anda enflasyon %75 ya. %75 enflasyonla %45 enflasyon arasında can yakıcılığı arasında bir fark yok. Aslında doğru söylüyor. Ha, birinde fiyat artışı %75 oranında, şu ürünün fiyatı %75 oranında artarken %45'e indiğinde bu ürünün fiyatı %45 oranında artacak bu sefer. Aslında aynı. Canı yakmaya devam edecek diyor. Ama yani tuhaf bir açıklama ya. İşte ağzına bir şey getireceğim. Yani koskoca bürokrat olmuşsun. Bu açıklamayı yapıyorsun. Koskoca TÜİK'in başındasın. Böyle bir açıklama yapıyorsun ya. Bu açıklamayı yapıyorsun yani. Ve